Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, Almanya çok acil bir şekilde yurt dışından işçiye çeşitli meslekleri yapan insanlara ihtiyaç duyduğunu açıkladı. Peki hangi meslekler ve Almanya'ya gelip burada kolay bir şekilde oturma, çalışma müsaadesi almanın yolu nedir? En kolay ve en ucuz yolunu anlatacağım. Önce hangi mesleklere acil bir şekilde ihtiyaç var? Bunları açıklıyorum. Doktor, hasta bakım uzmanları, inşaat işçileri, hemşire, yaşlı bakım uzmanları, ağır sanayi işçileri, metal işçileri, gastronomi alanında çalışacak olan aşçılar ve garsonlar, öğretmenler, acil tıp teknisyenleri, paramedikler, çocuk bakım uzmanları, IT teknisyenleri, sıvacılar, su tesisatçıları, doğalgaz tesisatçıları, oto motor ustaları, kaportacılar, oto boyacılar, elektrik ve elektronik mühendisleri ve işçileri, matbaa ustaları, duvar ustaları en çok aranan meslekler içerisinde yer alıyor değerli izleyicilerimiz. Bunlar tamam. Şunu da bilin. Bu meslekleri yaptığınıza dair elinizde mutlaka bir belge, sertifika, bir diploma olmak zorunda. Yani kapıyı çalıp selamünaleyküm ben geldim. Ben Türkiye'de çok iyi bir duvar ustasıydım. İnşaat ustasıydım. Çok güzel işler yapıyordum demekle olmuyor. Bunu belgelendirmen, kanıtlaman gerekiyor. Eğer imkanın varsa birazcık Almanca bil. Almanca bilmek zorunlu değil ama bunu söylüyorum. Peki beni dünyanın pek çok noktasından vatandaşlarımız izliyor. Ana vatanımız Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan. Türkçe bilen, anlayan pek çok kişi bana şunu soruyor. Diyor ki ben Almanya'ya oraya nasıl geleceğim? Bak en kolay yolu anlatıyorum. Birilerine paranızı falan kaptırmanıza gerek yok. Almanya'ya gelip kalmanın, çalışma müsaadesi almanın, oturum almanın en kolay yolu turist vizesiyle buraya gelmek arkadaşlar. Turist vizesini alacaksın, geleceksin, iş bulduktan sonra da statün değişecek. Yani turist olarak gelmiştin, vizen işçi vizesine çevrilecek. Patronun yabancılar dairesine başvuracak. Diyecek ki ben bu kişiyi çalıştırıyorum ve oturma müsaadesi alacaksın. Bu kadar. Sakın ola ki birilerine paranızı falan kaptırmayın. Çıkıp gelin diyorlar. Sakın. Kaçak yollarla, göçek yollarla, insan kaçakçılarına sakın ola ki paranızı kaptırmayın. Görüyorum, duyuyorum. 8-10 bin euro paralar istiyorlarmış. Vatandaş elindeki, avucundaki son parayı bu insan kaçakçılarına kaptırıyor. Kimsenin vaatlerine inanmayın. Hele hele bankadan kredi çekip evinizi, barkınızı, arabanızı, davarınızı satıp yollara düşmeyin arkadaşlar. Buraya gelip dönen çok sayıda vatandaşımız var. Şartları beğenmiyor, ülkeyi beğenmiyor, dönüyor arkadaşlar. Şimdi Türkiye'de ya da başka bir ülkede gemileri yakıp buraya gelmek demek, burada kalacaksın demek. E dönmek istiyorsun, dönemiyorsun. Dert birken iki oluyor. Haberiniz olsun. Benden size söylemesi aman dikkatli olun. Şimdi vize randevu sisteminde Almanya yeni bir uygulamaya geçti. Aidata denilen aracı bir firma var. Yani vatandaşlarla Alman konsolosluğu arasında hizmet veren Aidata diye bir şirket. Daha önceden randevu almak için internet sitesine giriyordunuz. Bakıyordunuz randevu yok. Genel durum bu. Almanlar Türkleri istemiyorlar çünkü. Şimdi yeni bir uygulamaya geçtiler. Bu Aidata'nın internet sitesine giriyorsunuz. Bilgilerinizi, pasaport bilgilerinizi işte vesaire yazıyorsunuz. Sonra size bir mail geliyor. Şu numaralı başvurunuz alındı deniliyor ama randevunun ne zaman olacağı belli değil. Ne zaman size randevu verirseler. Tarih belli değil, o belli değil, bu da belli değil. Şunu da söyleyeyim.
anlatmış olduğum yöntemi, vize müracaatını yaparken şuna dikkat edin. Ziyaret amaçla gelmekle turistik amaçla gelmek farklı. Ziyaret amaçla arkadaşlar akrabanızı, eşinizi, dostunuzu vesaireyi ziyaret ediyorsunuz anlamına gelir. Turistik amaçla gelmek demek ben ülkeyi görmeye geliyorum demek. Bu ayrımı yapın çünkü bahsetmiş olduğum internet sitesine girdiğinizde bu ayrım eğer yanlış yapılırsa boşuna aylarca beklemiş olacaksınız. Randevunuzun da olumsuz geçeceği garanti arkadaşlar. Zaten Türklere vize vermiyorlar. Bir de böyle bir şey üstüne eklenirse hiçbir şekilde vize alamazsınız. Benden size söylemesi. Şimdi değerli izleyicilerimiz geldik güzel 3 tane habere. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız bu dakikadan sonra anlatacaklarım sizinle ilgili. Birinci güzel haberi veriyorum. Geleceğinize dair bir adım atmak istiyorsanız. Türkiye'deki geleceğinizi eşinizle, dostunuzla, çoluk çocuğunuzla birlikte garanti altına almak istiyorsanız çok çok önemli bir fırsat. Türkiye'nin ve dünyanın en önemli turizm noktalarından bir tanesi olan Çanakkale ilimizin Assos bölgesinin en büyük arsa ve villa projesinde taksitli satışlar başladı. 625 metrekare villa arsaları kısa bir süreliğine taksitle satılacak. 1 milyon TL peşinat, geriye kalan kısmı ise ayda sadece 34 bin TL taksitle. Değerli izleyicilerimiz, yurt dışında yaşayanlar için parayı daha basit anlatıyorum. 30 bin euro peşinat, ayda da sadece 1000 euro taksitle 625 metrekare villa arsaları. Unutmayın bunu, 625 metrekare. Buralar tarla değil, arsa. Hayalinizdeki evinizi yapabilirsiniz. Taksitli bir şekilde toplamda 66 bin euroya geliyor. Eğer peşin almak isterseniz 60 bin euro. Kaz Dağları'nın eteğinde muhteşem doğası, oksijeniyle özellikle Almanların ve İngilizlerin akın akın gittiği arsa ev aldığı bir yer. Dünyanın en temiz mavi bayraklı plajlarının dibinde yer alan. Bu fırsat kısa bir süreliğine geçerli. Assos arsayla irtibata geçtiğinizde hemen arsanızı seçebilir ve arsanızı taksitli bir şekilde alabilirsiniz. 30 bin euro ödüyorsunuz. Geri kalan kısmı 3 yılda ayda 1000 euro. Bu kadar basit. Eğer paranıza para katmak istiyorsanız, geleceğiniz için bir adım atmak istiyorsanız bu fırsattan yararlanın. Hem de eşinizle dostunuzla birlikte yararlanın. 625 metrekareden 20 dönüme kadar bütçenize göre çeşitli büyüklüklerde arsalar mevcut. Bölgenin en büyük projesi. İsteyen arsa, isteyene villa, taksitli arkadaşlar. Şimdi geldik güzel ikinci habere. Yurt dışında yaşıyorsanız, geçmişte Türkiye'de herhangi bir şekilde sigorta girişiniz olmasa dahi Türkiye'de emekli olabilir, emekli maaşınızı alabilirsiniz. Bunun için Türkiye'ye gitmenize de gerek yok. Ekranda görmüş olduğunuz Emekli TV'nin emeklilik danışma merkezi ile hemen dünyanın neresinde olursanız olun irtibata geçip emeklilik danışmanlığı almak istediğinizi söylediğinizde sadece 150 euroda ödedikten sonra tüm işlemleriniz yapılacak. Siz ödemenizi yaptıktan sonra Emekli TV'nin emeklilik danışma merkezinin sosyal güvenlik uzmanları sizinle görüntülü bir şekilde görüşüyor. Tüm detayları aktarıyor ve yine sizin Türkiye'ye gitmenize de gerek kalmadan tüm işlemlerinizi yapıyor. Özellikle hanımlara sesleniyorum, çocuğu olan hanımlara sesleniyorum. Bu fırsat 40 yılda bir ayağınıza gelir. Şu anda yaşamış olduğunuz ülkede hiç çalışmasanız dahi Türkiye'de emekli olabilirsiniz. Nasıl olacaksınız? İşlemlerinizi nasıl yaptıracaksınız? Bunun için ekranda görmüş olduğunuz telefon numarasıyla irtibata geçmeniz yeterli. Üstelik eşinizle birlikte ya da bir arkadaşınızla birlikte danışmanlık alırsanız %50 indirim hakkınız var. Normalde 2 kişi 300 euro danışmanlık ücreti ödemesi gerekirken 225 euro ödeyecek. Başka hiçbir ek ödeme yok. Emekli maaşınıza kavuşacaksınız. Hiçbir şey ödemeyeceksiniz başka. Yine kısa bir süreliğine geçerli bu bilginiz olsun. Özellikle
Türkiye'de benim de bir garantim olsun, Türkiye'ye gittiğim zaman banka hesabımda param olsun diyorsanız bu fırsatı kaçırmayın, benden size söylemesi. Geldik üçüncü güzel habere. Değerli izleyicilerimiz, bizimle irtibata geçen bazı izleyicilerimiz şunu söylüyor. Biz saç ektirmek istiyoruz ama güvenli bir yer arıyoruz diyorlar. Arkadaşlar, bizim kanalımızın izleyicilerine özel, kendisinde değişiklik yapmak isteyen, saç ektirmek isteyen vatandaşlarımızla ilgili güzel bir haber vereceğim. Nerede yaşıyor olursanız olun, şu anda ekranda görmüş olduğunuz Sagrada saç ekim merkeziyle irtibata geçtiğiniz zaman ve beni izlediğinizi söylediğiniz zaman ücretsiz muayene hakkı elde ediyorsunuz. Dünyanın neresinde olursanız olun, uzmanlar sizi görüntülü bir şekilde arıyor, onlarla görüşüyorsunuz, saçınıza bakıyorlar, yapılması gerekenleri size detaylı bir şekilde anlatıyorlar. Ve siz Türkiye'ye gittiğinizde de işlemlerinizi yaptırıyorsunuz. Sizin konaklamanızdan, havalimanından, alınmanızdan vesaire de her şeyi Türkiye'nin en güvenilir saç ekim merkezlerinden bir tanesi olan Sagrada yapıyor. Siz hiçbir şeyle uğraşmıyorsunuz. Ve işlemlerinizi yaptırdıktan sonra yaşamış olduğunuz ülkeye dönüyorsunuz. Üstelik garantili, garanti belgesi alıyorsunuz. Evet, garantili. Kesinlikle güvenebilirsiniz. Garanti belgeniz olacak yapılan işlemle ilgili. Peki bitti mi? Hayır. Yine bizim izleyicilerimize %10 indirim var. Beni izlediğinizi söylediğinizde %10 indirim hakkı da kazanıyorsunuz. Bedava muayene ve %10 da indirim. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Kıymetli izleyicilerimiz, bu yayınımızda bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Gerek ana vatanımız Türkiye'mizden, gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve güzel günler diliyorum. Sevdiklerinizle birlikte hep mutlu olun. Hoşça kalın.